Merhabalar. Azar azar her telden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Desteğinizin benim için çok kıymetli olduğunu belirtmeliyim. Kanalıma devam edebilmem için siz izleyicilerin kanalıma abone olup beğen butonuna basıp düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip sayfanızda paylaşmakla kanalıma destek olabilirsiniz. 5 kiloluk sütü aldım. Tencereme boşalttım. Taşmaması için ara ara karıştırıyorum. Kısık ateşte de bir miktar daha kaynamasına izin verdikten sonra birazcık suyunu buharlaştırabildiğim kadar buharlaştırıp yoğurt yapmak üzere soğuması için bırakıyorum. Sürekli süt aldığımız sütçümüz var. Onun getirdiği 5 kilo süt. Yoğurdumu her zaman sütçüden aldığım sütle yapıyorum. Ev yoğurdu tüketiyoruz. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Sütün taşmaması için kaynama noktasına geldiği zaman kısık ateşte böyle savura savura bir miktar kaynamasını sağlıyorum. Sütüm kaynıyor. Savurarak taşmasını önlemeye çalışıyorum. Taşmadan bir miktar daha kaynadıktan sonra altını kapatıp sütümün uygun ısıya gelinceye kadar soğumasını bekleyeceğim. Sert bir yoğurdun olması için bu kaynatma önemli. Sütün içinde bulunan suyun bir miktar olsun buharlaşmasına yardımcı oluyoruz. Altını kıstım taşmaması için savura savura karıştırıyorum. Olay bu. Evet, sütüm kaynadı. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Evet, sütüm soğudu. Mayalama ısısına geldi. Bunu nasıl anladım? Sütümü şöyle bir karıştırdım. Serçe parmağımı sütün içine daldırdığım zaman 3-4 saniye sonra elimi yakması gerekiyor. 3-4 saniye sonra elimi yaktı. Mayalama ısısını bulduk. Şimdi mayalama işlemini yapıyorum. Bunun için 5 kilo süttü bu. Şöyle daha önce mayalamış olduğum yoğurttan 3-3,5 yemek kaşığı kadar yoğurdu bu kabıma aldım. Ayran yapar gibi pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpıyorum yoğurdu. Sıcak sütten yoğurdumun üzerine aktarıyorum. Ne kadar derseniz yoğurdun ısısını sütün ısısına yakın hale getirmek için hem de sıvılaştırmak için ılık sütten 3-4 kaşık koydum. Sütümün içine bu yoğurdu boca ediyorum. İçindeki yoğurdu tamamen almak için bir daha şöyle bir karıştırıyorum ve döküyorum. Bu kabımı şimdilik yan tarafa alıyorum. Sütümü şöyle bir karıştırıp yoğurdun homojen bir şekilde sütün içine dağılmasını sağlıyorum. Ve sütü ben böyle kavanozlarda yapıyorum. Kavanoza aktarıyorum. Kavanoza boşaltması kolay olduğu için böyle bir kabım var. Onu kullanıyorum. Çırpma işini de bunda yapıyorum. Eğer sütümüzü koyarken dışına taştıysa şöyle kenarlarını alıyorum. Bunu kenara alıp diğer kavanozlarımı dolduruyorum. Bunu da tam doldurmuyorum. Bir miktar şöyle üzerinden eksik bırakıyorum. Bunu da kenarını temizledikten sonra bunu da kenara alıyorum. Bütün kavanozlarım için süt bitinceye kadar aynı işleme devam ediyorum. Evet, 5 kilo sütüm bu kadar mayaladım. Şimdi maya aparatımın içerisine koyacağım bunları. Ben kavanozlarda mayalayabilmek için kendime şöyle bir fermuarlı bir eşya diktim. Kendim yaptım bunu. Fermuarını açıyorum. Ve çok aman aman şey değil bu ama çok işe yarıyor. Şu 1 kiloluk kavanozları şöyle koyuyorum. Küçük kavanozları da bunları yan taraflarına diziyorum. Bunu da böyle koyuyorum. Bu 6-7 kavanoz alıyor benim bez aparatım. Şimdi büyük kavanozlar kullandığım için şuraya da bir tane konulabilir fazlası olursa. Şimdi bunları mayalanırken bazen peçete kapatabiliyorum. Şimdi yaz olduğu için bunu da ben bezden yapmış olduğum için hiç peçete kapatmıyorum. Mayalanıncaya kadar kapaklarını da kapatmıyorum. Mayalandıktan sonra kapatıyorum. Şimdi bunun fermuarını çekiyorum. Uygun bir yerde yoğurdumun mayalanmasını bekliyorum.
Bu da soğuk havalarda 6 saati geçtiği oluyor. Soğuk havalarda ayrıca bunun üzerine bir tane de böyle kalınca bir örtü örtüyorum. Sıcak durması lazım çünkü. Mayalanıncaya kadar sütlerin ısısını koruması gerekiyor. Ama şimdi hava gayet de sıcak. Onun için hiç üstüne bir şey kapatmayacağım. Böylece dinlendireceğim. 5-6 saat sonra bunun fermuarını açacağım. Kapaklarını kapatacağım. O zaman görüşürüz. Evet, yoğurdum mayalandı. Biraz da buzdolabında bekledikten sonra bu yoğurtlar daha da peynir gibi olacak. Yoğurt mayalama aparatımı bir şekilde katlayıp bir daha yoğurt mayalama zamanına kadar bir yere kaldırıyorum. Bunların kapaklarını kapatıyorum. Bunları dolabıma kaldırıyorum. 5-6 saat sonra açıyorum, bakıyorum. Bu daha önceden mayalamış olduğum yoğurtlardan bir tanesi. Göstereceğim size. Kanalıma abone olup beğen butonuna basıp farklı fikir ve düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip sayfanızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın, mutlu kalın.